Selamun aleyküm hocam. Benim ve bir yakınım için sormak istiyorum. Benim oğlum ve yakınımın oğlu ders konusunda eğer biz birebir derslerine yardım edersek hem notları yükseliyor hem de netleri yükseliyor. İlgilenmezsek o da hiç ilgilenmiyor. Biz çocuğumuza devamlı ilgilenmeli miyiz, ilgilenmemeli miyiz? Benim oğlum 14 yaşında, oğlu da 12 yaşında. Şimdiden teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Şimdi işte burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani çocuğu kendi halinde gelişmesine engel olup biz onu sündürerek, çekerek, kurallar öğreterek, ders çalıştırarak başarı yakalattırmaya çalışıyoruz. Kurmalı motor gibi, sonra kurmayı unuttuğumuz sırada çocuk bir yerde kalıveriyor. Pili bitiyor. Hayır. Yani ta çocukluk yıllarından itibaren çocuğa bırakın hayatı kendisi keşfede, öğrenmenin keyfini çıkarta eğer yaşama başlar ise çocuk, o zaman sizin bir şey söylemenize gerek yok. Hatta çocuk öğrenme delisi olur. Çünkü insan öğrenme delisi. Bakın adam aya gidiyor. Ayda yaşam var mı? Ayda böcek var mı? Ayda taş nasıl diye. Ayı ne merak ediyorsun sen? Çünkü insanda öyle bir şey var, kabiliyet var. Yerin altına iniyor, böcekleri araştırıyor yerin altında. Yerin altında neler var diye. İnsanda çünkü böyle bir duygu var, merak duygusu. Ama eğer anne çocuğunu sündüre sündüre gel otur şuraya dersini yap vesaire yap diye zorlaya zorlaya hayatı çocuğa çekilmez hale getirdiyse, kurmalı motor gibi, kurmalı oyuncak gibi. O kurması bittiği sırada oğlan orada kalıveriyor. Evet. Bu şekliyle devam ettirelim mi, yoksa biraz kenara çekilelim mi diye soruyor dinleyicimiz. Benim cevabım şu: evet, birazcık çocuğa kendi sorumlulukları alması için kenarda durun. Bırakın zayıf alsın ve aldığı zayıfı siz de razı olun. Bu geçiş döneminin zayıfı deyin ve aldığı zayıf çocuğun içerisine ince bir sızı olarak girsin. Ve o kendi kendine öğrenmeyi keşfederek ilerlemeye çalışsın. Kendi sorumluluklarını alarak öğrenmeye çalışsın diyorum bu dinleyicimize. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine "çocuk deyip geçmeyin" diye seslenin.